Değerli izleyenler, başkent kulisinden herkese iyi geceler diliyoruz. İç ve dış politikada önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ittifakı meselesi konuşuluyor. İç politikada özellikle. Tabi bugün 1 Mayıs'tı. İşçinin, emekçinin bayramıydı. Kıdem tazminatı ile ilgili tavırlar ön plana çıktı. Ve özellikle Türkiye'de ekonomi ekonomide kötü gidişat hakimken 1 Mayıs oldukça önemliydi. Ve e, Kocaeli'nde önemli bir miting yapılmış olduğu. Onun dışında tabi dış politikada da önemli gelişmeler var. Suriye konusu önemli. James Jeffrey bazı temaslarda bulunuyor. Özellikle gündem güvenli bölge S-400 meselesi. Bunları da konuşacağız. Ve tabii ki Venezuela darbe girişimi bir kez daha bastırmış oldu. Venezuela'da Guaido neden bir kez daha harekete geçti? Süreç nasıl ilerleyecek? Bunların hepsini çok değerli bir konuğumuzla ...el alacağız, konuşacağız. Anka İstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı... ...Sayın Profesör Doktor Sencer İmer. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Eray. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Gündem çok. İsterseniz hemen başlayalım. Evet. Venezuela. Ee, yine son 1-2 günün önemli bir... Evet. ...başlığıydı ee, Sayın İmer. Şimdi tabii efendim... ...Guaydo yine... E, ...3 dakikalık, 4 dakikalık bir video... ...yayınladı önce. Dün sabah saatlerinde... Ve bu videoda yanında 70'e yakın bir asker vardı ve askerlerle birlikte bir darbe çağrısında bulundu, halkı sokağa dökmeye dönük bir çağrı yaptı. Ama ilerleyen saatlerde gördük ki halkın Guaido'nun etrafında özellikle destekçi olarak toplanması çok da aslında beklenildiği gibi olmadı. Guaido'nu beklediği gibi olmadı en azından. E, tabii e, 100-200 kadar bir destekçi geldi ama sonra ilerleyen saatlerde özellikle Maduro'nun açıklamalarından sonra darbe girişimi bir kez daha bastırmış oldu. İşte eski e, tutuklulardan e, önemli bir isim var Lopez. Yine o Guaido'nun yanındaydı. Ev hapsinden çıktığı söylendi ve şimdi en son İspanyol, İspanya Büyükelçiliği'nde saklandığı söyleniyor. Ama en nihayetinde Maduro'nun son yaptığı açıklamalar oldukça önemli. Cezasız kalmayacak diyor Maduro bu darbe girişimi. Ve e, bu girişim e, bir kez daha bastırılmıştır şeklinde bir açıklama yapıyor. Şimdi tabii efendim bu Venezuela ile ilgili aslında çok sorulacak soru var. Evet. E, ama isterseniz e, dün yaşanan bu darbe girişimden başlayalım. Süreci soracağım size ama e, neden e, bir kez daha... Amerika destekli Guaido harekete geçti, arkasına askerleri de alarak darbe girişiminde bulunmak istedi. Evet. Amacı neydi? Hedefi neydi? Başarısız olacağını bilmiyor muydu? Bugün efendim. Evet. Şimdi Guaido bir noktada Amerikalılar tarafından desteklenen, çok açık bir şekilde başkan da kabul edilen, atanmış gibi bir zat. Parlamentonun başkanıydı. Ama burada iki tane parlamento var. Bir tanesi anayasayı değiştirmekle görevlendirilmiş bir parlamento. Bir tanesi de eski klasik parlamento. O klasik parlamentonun başkanı benim bildiğim kadarıyla Guaido. Ee, ve e, e, Maduro'yu indirerek onun yerine geçmek için öngörülmüş bir kişi. Şimdi e, esas mesele Guaido'yu arkadan itekleyen veya onu buraya doğru iten kim ve niçin yapıyor bunu? Onu anlamak lazım. Bunu anlamak için. Şimdi Biliyorsunuz Venezuela aşağı yukarı 900.000 bin kilometrekarelik bir yer. Nüfusu işte 30 küsur milyon civarında. Fakat çok verimli topraklara sahip ve aynı zamanda dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip. Yani şu anda Venezuela'nın petrol bakımından bakıldığında dünyanın bir numaralı petrol rezervi Venezuela'da. Dünya petrol rezervinin yüzde 18'i orada. İkinci gelen Suudi Arabistan, Üçüncü gelen Kanada. Bunları toplarsanız yani e, Suudi Arabistan yüzde 16 civarında, Kanada'da e, Kanada da yüzde 10 civarında toplarsanız ne yapar? Yüzde 44 yapar. Demek ki dünya petrolünün yarısı bu üç ülke içerisinde. Venezuela ile Kanada ikisi de Amerika kıtasında yer alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolü üretim olarak dünyada şu anda bir veya ikinci durumda. Ama petrol tüketiminde yani 550 milyon ton mesela bir petrol çıkarıyor ama tüketimi 860 milyon ton. Yani 300 milyon ton petrol ithal etmek mecburiyetinde. Bu petrolü nereden alacak? Ve bu hep böyle devam edecek. Gittikçe petrolü azalıyor Amerika'nın. Dolayısıyla Amerika bir petrol ülkesi tüketen bir ülke olduğu için aynı şey Çin için de geçerlidir. Dolayısıyla bunlar toplam ihtiyaçlarının %30'unu ithal etmek zorundalar. Yani üçte birini aşağı yukarı. Şimdi bunu ithal etmesi için özellikle yakınında bulunan yerleri kontrol altına almaya çalışıyor. Venezuela onun için vazgeçilmez bir yer. Yani hem Amerika kıtası içerisinde hem oraya yakın. Kanada da aynı şekilde. Bunları eğer kontrol altına alırsa kendisini güvence altına almış görüyor kendisini. Yapmak istediği şey bu. Şimdi tabii bu durumda uzun zaman Amerika Birleşik Devletleri Monroe doktrini dediğimiz bir doktrini uygulayarak bütün Latin Amerika ülkelerini arka bahçesi haline getirdi. Yani kendisinin bir nevi adı konmamış kolonisi gibi bir duruma soktu. Oradan istediği kadar kaynağı kullanıyor, orayı pazar olarak kullanıyor, kendisi bir numaralı güç olarak ortada duruyor. Hatta Kanada bile Amerika'nın bu tutumundan rahatsız. O da kendini ikinci planda hissediyor. Ama tabii Kanada ile Amerika ikisi de İngilizce konuşan ülkeler. Ve neticede Anglo-Sakson ülkeleri öyle diyelim. O bakımdan bir yakınlıkları var. Şimdi Venezuela uzun zaman Chavez iş başına gelinceye kadar Amerika'nın arka bahçesi durumundaydı. Yani oradaki petrol kaynakları Amerikan petrol şirketleri tarafından kullanılmaktaydı. Chavez'in gelmesiyle 2000'li yıllarda Chavez oradaki petrol kaynaklarını devlete düşen hisseyi artırdı ve bunları millileştirdi. Şimdi bu şekilde o petrolün geliri Venezuela'ya kalmış oldu şirketlere değil. Ve bu geliri de Chavez hem eğitim politikaları için kullandı hem de sağlık için kullandı. Böylece Venezuela halkının özellikle alt sınıfını eğitimde ve sağlıkta öteye taşıdığı gibi bazı iktisadi yatırımlar da yaptı. Mesela Atatürk zamanındaki kurulan Nazilli Bez Fabrikası gibi, yani tekstil sanayi gibi devlet girişimiyle insanları iş sahibi yapmaya çalıştı. Ama buna çok fazla zaman ayıramadı ve çok fazla para da ayıramadı. Chavez e, ikinci defa da seçti ve ondan sonra da maalesef uzun sürmedi. Kanserden vefat etti. Evet. Şimdi bu kanserden vefat etmesi dahi Chavez'in bence şüpheli bir durumdur. Onu söyleyeyim. Chavez'in yerine onun yardımcısı olan Maduro geçti. Maduro Şavez'in politikalarını aynen devam ettirdi. Şimdi o zaman buradaki mesele ne? Bunu Bolton şu anki Amerikan e, e, Beyaz Saray güvenlik danışmanı çok açık şekilde ifade ediyor. Biz sizden bir şey istemiyoruz ki diyor. Biz sizin petrolünüzü işletelim diyoruz. Bizim şirketlerimiz sizin petrolünüzü işletsin. Hem siz para kazanın hem biz para kazanalım. Böylece devam etsin. Şimdi tabii Bay Bolton'a şu soruyu sormak lazım: Sizin şirketleriniz dedi Amerikan şirketleri işletirken, e, Venezuela devletine ne kadar pay bırakacaklar? Mesele budur. Şimdi e, Chavez zamanında Avrupa petrol şirketlerinin de mesela Fransızların, İtalyanların yani e, devlet şirketleri onları da onları da devletleştirdi. Dedi ki siz. E, Venezuela devletinin hakkını yiyemezsiniz. Bu paraları bize bırakmak zorundasınız dedi. Bundan dolayı İspanya'da, İtalya'da, e, Fransa'da Chavez'i protesto ettiler. Onun için onlar da aynen Amerika gibi aynı e, vagonun arkasına, aynı lokomotifin arkasına takılmalarının sebebi bu. Yani orayı bir koloni gibi kullanmak istiyorlar. Evet. Chavez buna dur dedi. Egemen bir devlet olarak bunu yapıyor. Bunu Badur'da devam ettirdi. Efendim Maduro'nun politikalarına itiraz edebilirsiniz ama Maduro resmen seçimlerde başkan olarak seçildi ve şu anda seçilmiş olan başkan. Şimdi Amerikalılar Maduro'yu alaşağı edip Chavez'in getirmiş olduğu sistemi de ortadan kaldırıp, diyorlar bu sosyalist bir sistemdir, tekrar kendi şirketlerini orada hakim kılmak ve petrol kaynağının üstüne oturmak istiyorlar. Ya yani burada hem ekonomik menfaatler var, şirket menfaatleri var, hem de devletin çıkarları var. Amerikan devletinin çıkarları var. Amerikan'ın son dönemde sertleşmesinin nedeni de Bu. petrol ihtiyacına bağlıyorsunuz. E tabii tabii tamamen buna bağlı. Evet. Şimdi bunu yapabilmek için Amerikalar bakın eğer Venezuela'yı olduğu gibi kabul etseler diğer devletler de Venezuela'yı örnek almak suretiyle Amerikan'ın ve onun şirketlerinin dünyada tekel kurmalarına karşı çıkacaklar. Öyle değil mi? Bunu önlemeleri lazım. O halde bunu ortadan kaldırmaları lazım. Hugo Chavez iş başındayken aynı zamanda mesela Bolivya'da ki Morales oradaki Chavez'in arkadaşıdır. Onlar da aynı politikayı devam ettirdiler. Arjantin'de Kirchner vardı. O da Amerika'nın boyunduruğundan Arjantin'i kurtararak bağımsız bir Arjantin politikası gütmeye çalıştı. Öbür tarafta Brezilya'da Lula vardı. O da aynısını yapmaya çalıştı. Fakat dikkat ederseniz bazı iç darbelerle Kirchner oradan uzaklaştırıldı. Onun yerine Amerika'ya yakın bir şahsiyet Arjantin'in başına getirildi. Aynı şey Lula'ya yapıldı. Lula alaşağı edildi ve onun yerine yine bir Amerika'ya yakın bir kişi başa getirildi. Demek ki adım adım giderek bu ülkeleri kendi yanına çekmeye çalışan bir politika uyguluyor. Bunu yaparken ekonomik unsurları kullanıyor. Ülkenin içerisinde bir takım kargaşalar çıkarıyor. Ve bu kargaşalarda CIA'in çok büyük parmağı olduğu aşker. Peki Trump döneminde sanki efendim Amerika'nın Venezuela politikasına daha bir sertleşme görüyoruz sanki. Doğru. Doğru. Bunu nasıl açıklamak Şimdi gerekiyor? Şöyle, tamam siz petrol ihtiyacına bağlıyorsunuz ama bu yeni bir ihtiyaç değil Amerika açısından. Değil. Ama, ama neden daha sertleştiler? Şimdi şöyle, son süreçte özellikle. Şundan dolayı e, Amerika'nın e, Venezuela'daki rejimi kendi yanına çekmek ve kendine tabi hale getirmesinin arkasında aynı zamanda Orada artan Çin'in ve Rusya'nın etkileri de var. Çünkü yalnız kalan Venezuela askeri yardım almak için Rusya'ya yaklaştı. Ve Rusya'dan silahlar aldı, sistemler aldı. Petrolünü de aynı zamanda Çin'e de satıyor. Şimdi e, Venezuela'nın petrol üretimi yeterli seviyede değil. Bunun artması lazım. Yatırıma ihtiyacı var. Fakat Amerikalılar e, kendilerine uymadığı için onları orayı bir nevi ambargoya tabi tutuyorlar. Ve yatırım mallarının oraya gitmesini önlüyorlar. Aynı şeyi Rusya'ya da yapıyorlar biliyorsunuz. Hatta aynı şeyi Çin'le de şu anda yapmaya çalışıyorlar. Aynı şeyi İran'a İran yapıyorlar. yapıyorlar. Dolayısıyla İran'a yapılan şey de aynısı. Neticede kendi kontrollerinde olan, onların uydusu durumunda olan bir duruma getirmek için uğraşıyorlar. Siyasi olarak da. Zaten Trump da biliyorsunuz ya benim yanımdasın ya da bana karşısın der gibi bir politika izliyor. Türkiye'ye karşı da aynısını söylüyor değil mi? Yani Ne diyor mesela Türkiye'ye? Siz diyor... Rusya'dan S400 sistemlerini aldığınız takdirde bana uymayan bir sistemi getiriyorsunuz. Benim beni düşman tanıyacak olan bir sistemi koyuyorsunuz. Benim uçaklarım rahatça uçamayacak orada. O halde ben de sizi düşman ilan ediyorum. Sizi ekonomik olarak mahvederim. F-35'leri de vermem. Hakkınızdan gelirim diyor. Şimdi demek ki Türkiye karşı takındığı bu hegemon tavır aynı şekilde Venezuela'ya karşı aynı şekilde İran'a karşı da maalesef uygulanmaktadır. Çin ve Rusya'nın hakimiyetini arttırması, e, Amerikan'ın düğmeye basması konusunda daha Hı. hızlanmasına evet. neden oldu diyorsunuz. Anladım. bunun da etkisi var. Ama öbür taraftan... E, e, Trump yönetiminde sanki bir vizyonu da var bununla ilgili. Evet, yani. yani onlar diyorlar ki biz bir numaralı güç olarak kalacağız. Çin'e bunu bırakmayacağız. Aynı zamanda da biz Amerika her konuda öncüdür lideridir. Hele Amerika kıtası içerisinde biz belirleriz. Yani Monroe doktrinini sonuna kadar savunuyor. Şimdi dolayısıyla e, Küba'ya mesela Küba'ya da aynı şey uyguluyor. Obama biliyorsunuz Küba'yla bir yakınlaşma sağladı. Yumuşama sağladı. Obama'nın e, uyguladığı yumuşama politikalarını hatta Venezuela'da da ilgili Obama bir yumuşama sağlamıştı. Tam tersini yapıyor şey e, Trump. Trump yine bir tweet attı efendim. Evet. E, bu Dün henüz dün bir tweet Twitter'da evet. ve şunu söyledi dedi ki Kübalı askerler biz Venezuela'da olduğunu biliyoruz bu askerlerin evet. evlerine dömeliler dömezlerse küba'ya yaptırım başlatıyoruz e zaten bahis zaten, yap, zaten yapıyor zaten evet. yapıyor onu e şimdi tabii küba'da açıklama yaptı bizim askerlerimiz Venezuela'da orada değil yok diye. değil dedi şimdi ama Küba ile Venezuela'nın işbirliği var ee, şöyle Küba biliyorsunuz sağlık alanında oldukça önemli hamleler yapmış olan bir ülke çok fazla yetişmiş doktoru var. Onlar e, Venezuela'dan petrol aldılar. Bunun karşılığında da oraya sağlık hizmetlerini götürdüler. Aynı şekilde eğitim hizmetlerinde de Kübalıların çok büyük faydası olmuştur Venezuela'ya. Çünkü ikisi de İspanyolca konuşan e, ülkeler olduğu için, aynı dili konuşan insanlar olduğu için bir yakınlaşma olmuştur. Dolayısıyla e, Amerika'nın e, Venezuela'ya karşı bu tavrı, Tarihi olarak eskiden beri kullandığı, ikinci planda tuttuğu arka bahçesi olarak bulundurduğu bir Latin Amerika ülkesini eski haline getirmeye çalışıyor. Efendim, şimdi darbe girişim bastırıldı. Evet. Maduro dedi ki cezasız kalmayacak. Tamam. Evet. Şimdi Amerika'dan gelen açıklamalar dikkat çekiyor. Evet. Baltin biraz önce evet. siz de evet. değindiniz başka bir açıklaması diyor ki tüm seçenekler masada. Evet. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo evet. en son açıklama yine o imza attı. Evet. Ee, o da diyor ki Askeri müdahale de ihtimal dahilinde. Gerekirse bunu yaparız. Bunu evet. düşünmüyoruz. Evet. E, ama gerekirse bunu yaparız diyor. Amerika ne yapabilir Venezuela'ya evet. önü, önümüzdeki süreçte? Evet. Yani bir müdahale evet. görüyor musunuz siz? Mümkün mü sizce bu? E, şimdi şöyle Cesaret edebilir mi bunu? Şöyle söyleyeyim. Amerikalılar mümkün olduğu kadar kazanamayacakları bir savaşa girmek istemezler. Dolayısıyla e, yıpranmak hele hiç istemezler. Amerikan halkı da Savaş falan istemiyor. Dolayısıyla gelecek sene de Amerika'da seçim olduğu için, e, Bay Trump da kendini seçtirmek istediği için evet. kazanamayacağı bir mücadelenin içerisine askeri olarak söylüyorum girmez. Şimdi e, bu fiyaskoyla ile sonuçlanabilir. Çünkü e, şundan dolayı Venezuela halkı Maduro'nun yanında yer alıyor. Guaido'yu yani içerden bir adam bularak onun karşısına dikerek ve ekonomik zorluklar yaratarak Halkı sokağa dökerek ihtiyaç yaratmak suretiyle bunu yapıyorlar. Yani ekonomik ambargonun sonucunda Venezuela'da maalesef dükkanlar, raflar istenildiği gibi dolu değil. Yani ekonomik sıkıntı var. Aynı şeyi İran'da da yapmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Yani ne yapıyorlar? savaşla yapamadıklarını ambargo uygulamak suretiyle ekonomik olarak yaparak ve ülke içerisini karıştırıp insanları sokağa dökerek yapıyorlar. Bu arada bir kahraman çıkarıyorlar kendilerine göre. İşte Guaido o figür. Ben sizi bu sıkıntıdan kurtarırım. Amerika hemen arkası evet biz onun arkasındayız. Oraya o demokrasi getiriyor diyorlar. Onların demokrasi dediği şey Amerikalıların istediği şeyi yapan adam olması. Yani Guaido Amerikalıların istediğini yapan kişi. Dolayısıyla bu darbe girişimi de yine buna benzer bir teşebbüstü. Daha ilk günlerde Pompeo ile Bolton hatırlarsanız Venezuela ordusunu ayaklanmaya davet etmişlerdi. Fakat Venezuela ordusu bilinçli davranarak biz böyle bir şeyin yanında değiliz dediler. Bilmem bilmiyorum 2000 tane general olduğu söylendi. Bir tane general bulmuşlar herhalde. O general ben evet karşıda olurum dedi. Bir baktı o general de kayboldu ortadan. Şimdi dolayısıyla ee, bu yapılan teşebbüs yine eski hikaye, içerideki insanları, orduyu bölerek mümkün olduğu kadar bir darbeye götürmek. Aynı şeyi biz Türkiye'de de yaşadık. Ee, 15 Temmuz 2016'ta olan neydi? Aynı şeydi. FETÖ'cü darbe neydi? Aynı şeydi. Türkiye'nin içerisinde, silahlı kuvvetlerin içerisine yuvalanmış olan bir grup, Amerikalılar Amerikalıların istediği bir şeyi yapabilmek için harekete geçtiler. Peki sayın burada ben, yetmiş, İncirlik'ten de destek yetmiş aldılar. yetmiş kadar askerle Guaido başarısız olacağını bilmiyor mu? Şöyle Yoksa başarısız. Yoksa burada başka bir amaç mı var? Yani başarısız bakın. Deneme deneme bunların hepsi deneme. Acaba biz bunu sonuçlandırabilir miyiz? Bir baktı halkı acaba sıkıntıya soktuk. Raflar boş. Herkes yeterince mal bulamıyor. Kuyruklar var. İstediklerini bulamıyorlar. O halde şartlar bizim için uygun. Biz bu Maduro'yu deviririz, onun yerine de Guaido'yu koyarız diye düşündüler. Ve halk acaba ayaklanır mı diye ölçtüler mutlaka. Fakat bir de baktılar ki tuzu kuru olan bir kesim özellikle bu işin içinde muhtemelen yer aldı. Ordunun içerisinde de söylediğiniz gibi 70 tane adam. Bunlar bir şey ifade etmiyor. Yani bizim 15 Temmuz 2016'ya benziyor. Ordunun büyük bir kısmı hepsi daha doğrusu mevcut seçilmiş başkanın yanında yer alarak hadiseyi akamete uğradılar. Yani ama ona rağmen bu teşebbüs esnasında Bolton'un ve Pompeo'nun yaptığı açıklamalara bakın ne dediler? Evet biz Gaydo'nun arkasındayız orduyu ayaklanmaya davet ediyoruz. Hatta Bolton dedi ki saat 5'e kadar subaylar düşünsünler. Aksi takdirde bunun bedelini çok ağır ödetiriz onlara gibi laflar etti. Yani orduyu tehdit etti. Venezuela ordusunu tehdit etti. Bu ne demek? Demek ki teşebbüs ediyorlar. Guaido ondan sonra baktı iş e, sonuçlanmıyor. Hemen arabasına binip kaçtı. Gitti ortadan kayboldu ki cezalandırılması gerekir. Çünkü yaptığı şey bir noktada ülkeyi bölmek ve ayaklanmaya teşvik etmektir. Anayasal bir suç işlemiştir. Mahkemenin önüne çıkması gerekir ve cezalandırılması gerekir. Ama Maduro anlayışlı davranıyor kendine göre ama bazen anlayışlı davranmak yanlış sonuçlar da doğurabilir. Çünkü onun arkasında yer alan kitleyi kaybetmemek için belki Maduro bunları yapıyor. Ve sonra da dikkat ederseniz şey Pompeo baktı ki olmuyor. E seçenekler masada diyerek yeniden aynı şeye işaret etti. Demek ki Guaido da şunu söyledi. Biz bir ayaklanma falan yapmadık ki dedi. Demokrasi için sokağa çıkalım dedik dedi. Bakın. Başında ayaklanma diyen adam sonradan baktı sonuç olmayınca bunun ayaklanma olmadığını, ancak sokağa çıkıp demokrasi talep etmek olarak bunun yorumlanması gerektiğini söyledi. Yani gördüğünüz gibi bu gibi teşebbüsler yapılıyor. Bu gibi teşebbüsler İran'da da yapıldı. İran'da da yapılmakta ve bundan sonra daha da çok yapılacak belki öyle isterseniz. Demek ki bizim bu şekil e, organizasyonlara hazır olmamız lazım. Amerikalılar maalesef e, bu işleri yaparlarken e, kendilerinin terörist dediği ama öbür taraftan vizat desteklediklerini kendilerinin ifade ettiği IŞİD gibi bir organizasyonu, Daesh gibi bir organizasyonu da kullanmaktalar. Veya FETÖ gibi bir örgütü de kullanmaktalar. Mesela Daesh mensuplarını alıp e, şeyden Suriye'den nereye götürüyorlar? Afganistan'a götürüyorlar Afganistan'da İran sınırına götürüyorlar İran sınırından İran'ın doğusundan İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar e Bu ne demektir? Edüpheüz o ülkeyi asker göndermeyerek en azından içerden dışarıdan süreceği bazı kuvvetlerle göçeltmeye çalışmak Bakın o kalkışma olayı olduğu esnada Venezuela'da Kolombiya sınırındaki köprünün öbür tarafında paralı askerlerin teşkil ettiği gruplar beklemekteydi. Ve bu gruplar eğer içeride herhangi bir başarı sağlanmış olsaydı, Blackwater gibi mesela, Irak'ta Irak'ta olduğu Blackwater gibi, demiş. bunlar içeriye yürüyeceklerdi. Amerika diyecekti ki benim adamlarım değil, bunlar özel bir takım e, Venezuela'yı seven insanlar, savaşçılar, onlar geldi diyecekti. Halbuki gerçekte Amerikan devletinin arka plandan desteklediği, bir takım gruplar bunlar. Yani asimetrik savaş dediğimiz yöntemleri uyguluyorlar. Bütün seçenekler masada derken Amerikalılar mümkün olsa belki havadan da bir şey yapabilirler. Ama benim duyduğum kadarıyla basından okuduğum kadarıyla yabancı basından Venezuela'da da S-400 sistemleri var. Veya ona tekabül eden sistemler var. Bu yüzden havadan istedikleri gibi taarruz yapamıyorlar. Yani yapsalar herhalde kaybedecekler. Bu da belli. Çünkü bazı Rus uzmanların orada olduğu söyleniyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz Putin de hemen yaptığı açıklamada e, seçilmiş olan başkanın arkasında izledi Ve meseleyi bu şekilde cevaplandırmış oldu. Türkiye'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence, Erdoğan son evet. yaptığı açıklamada yine sömürge var istedi. Doğru için. E, do, do, çok doğru bir tespit. Evet. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi başına gelenleri bildiği için kendisi de bunu yaşamış olduğu için özellikle 15 Temmuz olayında çok bariz bir şekilde FETÖ örgütüyle bunu yaşadığı için e, aynı şeyi gördü orada. Ve zaten Venezuela ile Türkiye'de birbirine dikkat ederseniz 15 Temmuz'dan sonra yakınlaştılar. E, Maduro ilk Türkiye'deki bu yapılan darbe teşebbüsü dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun diyen ve Türkiye'nin yanında yer alan kişiydi. Değil mi? Yani Rusya evet. gibi. Ve, ve aynı zamanda da e, altınlarını ee, yeniden değerlendirmek için veya rafine etmek için Türkiye'ye getirdi. Çorum, konuş, Çorum'a getirdi. E neden yaptı bunu? E çünkü Türkiye'ye güveniyordu onun için. Türkiye'de çünkü aynı durumda. Yani ikisi de damdan düşmüş insanlar. Öyle görmek lazım. Yani şimdi burada Amerika'nın bu e, eskiden gizli ol gizli yaptığı, görünmeden yaptığı Gladio operasyonları CIA operasyonları veya işte İsrail ile beraber yaptığı Mossad operasyonları veya İngilizlerle yaptığı operasyonlar şimdi bu şekilde yapılıyor. Mümkün olduğu kadar ülkeyi kendi kendine birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Belki burada üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesi de algı yönetimi ve basın araçları meselesi. Tabii burada televizyonlar, radyolar, gazeteler eğer belli bir istikamette sürekli halk üzerinde bir e, algı yaratırlarsa halk o zaman daha kolay manipüle edilebilir bir hale geliyor. Yani basın üzerinden bir algı, algı üretimi. Bence Venezuela'da bu da yapılıyor. Ve Venezuela, Venezuela hükümeti buna karşı çok fazla bir şey de yapamıyor. Ama gariptir, gariptir. Türkiye'de de 31 Mart seçimlerinin bitmesinden hemen sonra dört tane büyük ülkenin devlet televizyonları bir araya gelerek e, artı 90 isimli. Aradan sonra sorayım mı? Bir Tabii. araya gitmem gerekiyor Tabii, hocam Tabi buyurun, buyurun. Aradan sonra o konuda önemli evet. sizde gündeme getiriyordunuz. İsterseniz aradan sonra işte bölmemiş olayım size sorayım. Kısa bir aramız var. izleyenler başkent kulisi devam ediyor. İlk bölümde özellikle Venezuela'yı konuştuk. Ee, ABD güdümlü yeni evet. bir darbe girişimi var ama bastırıldı. Evet. Amerika'nın hedefine, Guaido'nun hedefine süreç nasıl şekillenecek? Tüm bu sorulara aslında yanıt vermiş oldunuz. Evet. Şimdi Suriye'ye aslında ben girmek istiyorum ama onun öncesinde Sayın İmer tam aradan önce siz artı 90'a değiniyordunuz. Evet. Evet. Yeni bir YouTube Evet, kanalı evet. kuruldu. Buyurun evet, siz bitirin evet. efendim Sonra Yani şimdi burada e, uygulanan e, e, teknik şu. İnsanların beynini yıkamak suretiyle, bir algı oluşturmak suretiyle insanları savaşamaz, mücadele edemez hale getirmek ve böylece istediklerini onlara kolayca kabul ettirmek. Bu psikolojik savaş yöntemidir ve burada en son teknikler kullanılıyor. Özellikle burada medya çok önemli, yani televizyon önemli, radyo önemli, gazeteler önemli ve buradaki insanlar önemli. Bu beyin yıkama operasyonlarını yapmak için kullanılan bu araçları Venezuela'da kullanmaktalar ve kullanmaya devam ediyorlar. Dünyanın başka yerlerinde de bunu yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de basın açısından bakıldığı zaman da belki basının çok sesli olmasının engellenmesinin de etkisi olabilir. Türkiye'de insanlar yabancı basını takip etmeye çalışıyorlar. Ve oradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ama oradan bazı algı yönetimlerinin de Türkiye'yi bir taraflara sürüklemek istediği aşker. Aynen Venezuela'da olduğu gibi. Bu uyarıda bulunmak bu gerekiyor. Bu uyarıda bulunmamız evet. lazım. Şimdi Artı 90 diye bir teşebbüs var. Ve bu teşebbüsü yapan kim? Dört tane önemli ülkenin devlet televizyonları. Bir tanesi Alman devlet televizyonu Deutsche Welle. Hı hı. İkincisi e, Voice of America, Amerikalıların devlet televizyonu. Üçüncüsü İngilizlerin devlet televizyonu, BBC. Dördüncüsü Fransız. Fransızların devlet televizyonu, e, Kanal 24. Fransız 24. Evet. evet. Şimdi ne oldu? Devlet televizyonları bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik e, hem siyasi, hem e, sosyal, hem diğer alanlarda bir faaliyete geçiyorlar. İşte bu faaliyet bir noktada... Türkiye'de bir algıyı yönetmek için bence kullanılabilir ve Türkiye'nin e, insanların beynini yıkayarak savaş yapmadan mücadele etmeden belki ikiye bölerek ülkeyi belki daha çok parçaya ayırarak insanları birbirine düşürebilir. Bunun içerisine ordusu da dahil, bunun içerisine sivil kesim de dahil. Yani yapılmak istenilen şey bu. Şimdi o zaman burada dikkatli olmak lazım. Demek ki bizim buna karşı kendi kanallarımızı iyi çalıştırmamız lazım. Yani böyle bir şey kurulmasına izin verdiyseniz YouTube'dan geliyorlar çünkü biliyorsunuz. O zaman sizin kendi yayınlarınızı, onları da çok yakından izlemeniz lazım. Orada subversif yani ülkeyi bölücü, parçalayıcı veya yanlış istikamete sürükleyen beyin yıkayıcı faaliyetler varsa eğer bu faaliyetlerin hepsinin karşısına dikilmeniz lazım. Bir de Sayın İmer +90 evet. dışında örneğin sadece YouTube değil internet evet. siteleri işte independent Türkçe sayfasını açtı. Evet. Özellikle başında da olan isim Nevzat Çiçek. Evet. Aynı zamanda eski taraf yazarıydı. Evet. Yani tarafta zaten... belli bir tarafın e, adı evet. üzerinde belli bir tarafın eee tarafın gazetesiydi biliyorsunuz. Evet. evet. Yani yalnızca YouTube üzerinden değil, internet sitesi üzerinden de Evet. E, ve dahası bazı yeni e, medya kuruluşlarında uluslararası medya kuruluşlarında yine evet. e, hem internet sitesi olarak hem de YouTube platformlarında Evet. Türkiye Türkiye'de yine giriş yapacakları söyleniyor. Doğrudur. Haberler geliyor. Şimdi bakın yalnız çok seslilik yaratmıyorsunuz. Sosyal medyayı da buradan e, özellikle kritik olarak ele alınması gerektiğini söyleyeyim. Sosyal medyada da pek çok yanlış haber, kirli haber, taraflı haber dolaşıyor. Dolayısıyla insanlar bunu tahkik etmeden eğer devralırlarsa ve doğru zannederlerse ne olur o zaman? kirli haberlerle insanların beyni yıkanmış olur. Demek ki o zaman bir düzeltme mecburiyeti ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Mesela şeyde bu zihni hastalıklı olan bir yeni Veniz şeyle Avustralyalı bir kişi biliyorsunuz Yeni Zelanda'da 50 tane Müslümanı katletti pek çoğunu yaraladı ve bu bir televizyon filmi gibi adeta organize edilmişti. Adamın kaskında bir kamera vardı. Sanki gençlere şu şeyi veriyordu, imajı veriyordu. İşte böyle siz de kendi ülkelerinizde böyle şeyler yapın der gibi bir şey teşebbüstü bu. Çok önemli bir teşebbüstü. Ne oldu? Bu teşebbüs için Avustralya, pardon Yeni Zelanda Başbakanı çok doğru konuşmalar yaptı. Ama ben üzülerek söyleyeyim, Batı ülkelerinin başkanlarından ben bir arada bir reaksiyon görmedim. Yani Bay Trump her şeye bir tweet atıyor ama ben bir tweet görmedim. Veya Almanya Başbakanı'ndan veyahut efendim Fransa Başbakanı'ndan, Fransa Başkanı'ndan veya İngiliz Başbakanı'ndan. Ama ne oldu? Paris'te buna benzer bir olay cereyan ettiğinde bütün devlet başkanları sokakta demonstratif olarak bir yürüyüş yaptılar. Bizim başbakan o zaman Davutoğlu diyor, o da gitti. Tamam doğru ama bu reaksiyon yalnızca Paris'teki katledilen insanlar için değil, aynı zamanda öbürleri için de yapılması gerekirdi. Yapıldı mı? Yapılmadı. Dikkat ederseniz Müslümanlar sürekli olarak hasta, efendim, e, terörist, yanlış istikamette olan insanlar olarak lanse ediliyorlar dünyaya. Ve burada tabii bu Samuel Huntington'ın saçma sapan teorisi, medeniyetler çatışması adı altında piyasaya sürülmüş olan ve bazılarında maalesef inandığı, gerçekte tamamen hezeyan. Yanlış olan bir şey çünkü medeniyetler diye bir şey yok, bir tek medeniyet var. İnsanlığın ortak eseri, buna Müslümanların da katkısı var, adını bilmediğimiz birçok başka insanların da katkısı var, Hristiyanların da var, başkalarının da var. Dolayısıyla siz tek var olan bir medeniyeti, kültürler bakım var. Her ülkede farklı kültürler var, doğru. Ama medeniyet tek. Bu ler diyerek çoğul yapmak suretiyle. Müslümanlarla Hristiyanları veya diğer dünyayı karşı karşıya getirdiğiniz zaman yaptığınız şeyin adı İslamiyet'te nifaktır. Birbirine düşürmedir. Nitekim NATO'nun daha önceki düşmanı, Batı'nın daha önceki düşmanı Sovyetler Birliği'ydi. Komünizmdi. Ne zaman ki Soğuk Savaş sona erdi, komünizm artık düşman olmaktan çıktı. Yeni bir düşman yaratmaları gerekti. Bu yeni düşmanın adı ne oldu? İslami terörizm veya İslam oldu. Ve dikkat ederseniz evet. bu hala devam ediyor. Şimdi burada Venezuela'nın başına gelen olaylarla, İran'ın başına gelen olaylar, Suriye'nin, Irak'ın başına gelen olaylar, hatta Sudan'ın, hatta belki Mısır'ın ve Arap Baharı adı verilen hareketin hepsinin arkasında böyle şeyler birbirine var. Birbirine benziyor. E tabi orada sosyal medya kullanılmak suretiyle bu ülkeler birbirine sokuldu. Herkes zannetti ki bu bir e, demokrasi hareketidir. Hiç alakası yok. Planlanmış bir hareketti ve gayet güzel yapıldı ve burada da sosyal medya kullanıldı. Şimdi demek ki Türkiye içinde böyle bir hazırlık var demektir. Ben bu anlatılan çalışmaları buna yorumluyorum. O zaman bizim uyanık olmamız lazım. Yalnız yaptıkları hata şudur: Türk milleti çok tecrübeli bir millettir. Tarihi tecrübeler genlerine kadar işlemiştir. Böyle hatalara düşmezler. Yani eğer bunu kullanarak Türkiye'yi birbirine düşürüp böyle iç savaş benzeri durumlar yaratacaklarını zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Evet. değil. De de deneyebilirler ama denemeleri sonuçsuz kalacaktır. Yalnız bizim burada çok uyanık olmamız gerekiyor, özellikle düşünenler olarak. Her şeyi sorgulamalıyız. Orada yapılan yayınları çok kritik gözle ele almamız lazım. Daha doğrusu Türkiye'deki bütün yayınları kritik gözle ele almak gerekir. Bakın, bazı e, yabancı e, sermayeye verilmiş olan televizyon kanalları var bu televizyon kanallarının yayın programları, özellikle yaptıkları eğlence programları dahil acaba nasıl bir amaç için yapılıyor ve bunun arkasında ne amaçlanıyor? İnsanlara nasıl bir ideal verilmek isteniyor? İnsanlar nereye sürüklenmek istiyor? Yani vatanı için hayatını verecek bir insan durumundan onları çıkarıp soluğu başka ülkede alacak insanlar durumuna getiriyorsanız gençleri mesela o zaman amacınıza ulaşmışsınız demektir. Evet. Bir genç kıza soruyorlar değil mi? Ne diyor? Benim amacım e, Almanya'da tahsil edip Alman vatandaşı olmaktır diyor. Üzüntü verici bir şey. Halbuki onun söylemesi gereken şey bu olmamalıydı. Demek ki siz andımızı kaldırırsanız, e, Türk bir e, olma, Türk milletinin ferdi olma gururunu insanın elinden alırsanız, insanları kimliksizleştirirsiniz ve böylece insanların nerede durduğu belli olmayan bir yapı içerisine gitmiş olursunuz. Demek ki bunun eğitimle de ilgisi var. Yapılan televizyon programlarıyla alakası var. Kültür hayatıyla da ilgisi var. Bir bakıyorsunuz herhangi bir yazar veya komedyen hatta bazı şeyler söylüyor. Bir analiz ettiğiniz zaman da bakıyorsunuz bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bir komedyen zannediyorum tutuyor mesela istiklal maaşını garip bir şekle sokuyor. Bunun da espri yaptığını zannediyor. Ama istiklal maaşı espri yapılacak bir metin değildir. Burada bu arada istiklal maaşı ve onun içerisindeki değer sistemleri Yozlaştırılıyor ve içi boşaltılıyor. Buna da sanat diyoruz. Böyle sanat olabilir mi? Olamaz. Evet. Şimdi efendim Venezuela ve Suriye birbirine benziyor dediniz. Tabii. Evet benziyor. Dilerseniz hocam biraz da Suriye'yi konuşalım. Çünkü evet. James Jeffrey Türkiye'ye evet. geldi. ABD Suriye özel temsilcisi. Önemli temasları var. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştüler. Tabi heyetler arası bir görüşme oldu aynı zamanda. E tabii e, Jeffrey 3 gün e, Türkiye'de burada bazı temaslarda bulunacak. Sonra İsviçre'ye geçecek. Orada yine bazı ülkelerin e, diplomatik temsilcileriyle bir araya gelecek. Yani bir Suriye trafiği gözlemliyoruz. Evet. Şimdi bir düğüm var Sayın İmer, Suriye'de. Yani özellikle güvenli bölge konusunda yani Türkiye'nin talep ettiği bir güvenli bölge var. Evet. Ve Ankara diyor ki yani bu güvenli bölgede kesinlikle PKK vesaire olmayacak. Zaten ben PKK'ya karşı kuruyorum bunu. Ve benim kontrolümde olması lazım. Bu güvenli bölgenin. Evet. Amerika'da diyor ki Türkiye'de, Türkiye sende olma. PKK PYD ya da SDG'de olmasın. Orada e, uluslararası koalisyon ülkeleri ve ben yer alayım. E, güvenli bölge bu şekilde olsun diyor. Tabi Rusya ve İran'ın tavrı Adana mutabakatını hatırlatıyorlar. Yani evet. Ankara ile Şam bir araya gelip bu meseleyi çözebilir. Zaten daha önce uzlaştıkları bir konu var. Terörle evet. mücadele, terörle mücadeleyi terörle mücadeleye ele alan bir anlaşma yapmışlardı zaten. Adana mutabakatıydı o da diyorlar. Evet. Şimdi e, tabii Ankara'nın tavrı burada çok önemli. Jeffrey e, tabii gelmeden hemen önce Erdoğan'la Trump arasında yine bir telefon görüşmesi vardı. Tabii daha çok S-400, F-35'ler konusunun evet. konuşulduğu ve çalışma gruplarının e, yer aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Oraya da geleceğim ama esasen bu güvenli bölge. Cevri'nin evet. temaslarından sonra bu konuda bir adım atılır mı? Süreç nereye evrilecek? Sizce e, Suriye'de olması gereken ne? Ama ne olacak? Bunların hepsi evet. aslında evet. önemli başlıklar. Evet. Şimdi bir kere burada şunu söylemek lazım. Amerikalılar ne istiyor? Jeffrey ne yapabilir? Türkiye ne istiyor? Türkiye ne yapabilir? Evet. Suriye ne istiyor? Rusya ne istiyor? Ve İran ne istiyor? Bir kere Türkiye şunu istiyor. Suriye'den Türkiye'ye yeni bir takım göç hareketleri gelmesin. Suriye'den Türkiye'ye yeni bir takım terörist hareketler gelmesin. Aynı zamanda Türkiye'ye gelmiş olan Suriyeliler bir an önce sağlanacak bir güvenli bölgede en azından barış anlaşmasından önce memleketlerine dönerek orada hayatlarını kurabilsinler. Güvenli olarak. Ama esas itibariyle Suriye anayasası yapılsın. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunsun. Ve Suriye üniter bir devlet olsun. Yani Suriye sınırında Türkiye ile Suriye sınırında bir PKK devleti oluşmasın. Türkiye bunu da istemiyor. Evet. Amerika ne istiyor? Amerika diyor ki bir kere orada bulunuşu uluslararası hukuka aykırı. Amerika'nın orada bulunma hakkı yok. Yani oraya ne davet edildi Suriye hükümeti tarafından, ne de güvenlik konseyi kararı var oraya girebilmesi için. Tamamen uluslararası hukuka aykırı olarak orada bulunmaktadır. Okuduğu üsler dahil olmak üzere. İşte bu gayri hukuki durumu, orada kendi yarattığı bir gücü ki bunun adı Suriye Demokratik Gücü ama gerçekte PKK, PYD'nin ta kendisi bunu kullanarak yapıyor. Şimdi Suriye rejimi şu anda topraklarının büyük bir kısmını kurtarmış vaziyette. İki yer hariç. Bir tanesi İdlib, bir tanesi de bu SDG'nin kontrol ettiği Fırat'ın doğusu. Buraları henüz kontrol edemiyor. Dolayısıyla Suriye devleti ve Türkiye'nin çıkarları eğer öyle isterseniz bu noktada örtüşüyor. Çünkü Suriye'de diyor ki biz İdlib'i de kontrol edeceğiz. Fırat'ın doğusunu da kontrol edeceğiz. Ve bu yarattığımız bölge Suriye toprakları olarak olacak. Ve anayasamızı, müşterek yaptığımız mevcut anayasamızı tabii teröristlerle değil, gerçekten silahla mücadele etmeyen muhaliflerin katıldığı bir yapı içerisinde çözeceğiz. Bu da Cenevre'de yapılacak bütün devletlerin iştirakiyle yapılacak bir şekilde çözülecek. Ama buradan sonra çıkmadığı için Türkiye Astana süreci diye bir süreci Rusya ve İran'la başlattı ve bunlar bu bölgede en azından bir barışın temini için şartları hazırladılar ve böyle bir anayasasının olması için çalışıyorlar. Şimdi Amerikalılar orada bir terör devletinin bir Suriye Demokratik e, güçleri adını verdikleri güç sayın tarafı. İmer mikrofonunuzda bir sorun var arkadaşlar evet hemen, tabii tabi e, halletsinler onları e, onlar tabii. E, yardımcı olurken size de şimdi tabi Suriye'yi konuşuyorduk evet. Suriye meselesi oldukça önemli tekrar değerli izleyicilerimize de hatırlatalım e, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye geldi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalınla. Bugün bir görüşme oldu ardından da Cenevre'ye gidecek ve orada yine bazı ülkelerin diplomatik temsilcileriyle Jeffrey bir araya gelecek. Önemli bir konu ve tabi S-400 F-35 krizi süre gelirken özellikle yapılan görüşme olması açısından da dikkat çekiyor. Evet. Efendim mikrofonunuz hazır herhalde evet. buyurun sizden evet. yeniden devam edelim. Amerika burada bir terör devletinin oluşmasına o tabi terör devleti demiyor ona orada öyle bir devletin oluşmasına destek veriyor. Ya bu devleti direkt kuramazsa Suriye Anayasası'nı öyle yapmak istiyor ki federal bir yapı olsun, orada da böylece e, anayasa e, kılıfına bürünmüş bir terör devleti olursun. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla Amerika'nın bundan vazgeçmesi lazım. Vazgeçmiyor. Artı Suriye Devleti'nin parçalanması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Çünkü Golan Bölgesi ki şey için çok önemli, Suriye için çok önemli. Hem su kaynakları bakımından hem stratejik olarak bunu İsrail toprağı olarak kabul ediyor. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil, Suriyenin de kabul etmesi bunu mümkün değil. Dolayısıyla İsrail şahin kanadın sözcülüğünü yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Bay Trump Amerika'nın içinde eli rahat olsun diye işini götürebilmek için İsrail şahin kanatla işbirliği yaparak maalesef Suriye'de barışın teminini yokuşa sürmektedir. Bu bir gerçek. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da sadece burada, ABD içinde eli rahat olsun diye mi Sayın İmer? E, şimdi ya yani eli bahsettiğiniz rahat. Bahsettiğiniz konu çok önemli. Çok da soru geliyor örneğin evet, yani evet. Batı Şeria, Golan hepsi heş peşe Amerika'nın çok İsraille e, doğrudan Hep. yönlendirmesiyle kararlar aldığını görüyoruz. E, tabii doğru. Amerika bu bölgede kalmak istiyor ama İsrail'i kullanıyor ama İsrail şahin kanat Amerika'yı çok iyi kullanıyor ve dolayısıyla. Eli rahat olsun ve aynı zamanda bölgede hakimiyette de devam etsin diye tabii. Ama arkada İsrail çıkarları olduğu çok kesin. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla Amerika eli rahat olsun dediğim şey Amerika'nın birinci güç olarak olmasını temin etmek için Trump'ın uygulamak istediği politikalar. Onu kastediyorum. Yani sanayiyi tekrar üretimi tekrar Amerika'ya geri getirmek teşebbüsü. Şimdi o zaman bizim çıkarlarımızla Amerika'nın çıkarları temelde uyuşmadığı için bizim anlaşmamız burada mümkün değil. Yani İstediğimiz şeyler farklı. Tam 180 derece ters. Bizim terörist dediğimiz bir grubu adam silahlandırıyor. Benim karşıma dikiyor. Ben bu tehdidi nasıl kabul edebilirim? E, efendim. Tamam. Efendim çok özür dilerim. Dediniz ki şimdi o aslında biraz e, ayrıntılı bir evet. şekilde evet. E, orayı açmanızı rica ediyorum. Şimdi evet. Dediniz ki ABD yeniden sanayi üretimi. ...teşvik etmek ülkesine istiyor, götürmek ülkesine istiyor. götürmek istiyor. Bu Batı şeria kararıyla... Ne ...olan var? kararıyla ne ilgisi var? Hayır Şöyle alakası var. Bay Trump bunu yapabilmek için... ...ülkesinde Rusya'nın yardımıyla seçildi. Onun için işi götürüyor diyorlar. Artı... ...paradan para kazanan... ...görüş, yani küreselciler... ...üretim Amerika'ya gelmese de olur diyenler. Trump ise üretim Amerika'ya gelsin diyen adamlardan birisi. Onları temsil ediyor. Dolayısıyla bunlar da İsrail şahin kanatlı iç içeler yani küreselciler anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onlara taviz verebilmek için hem Batı Şeria konusunda hem Efendim e, Golan konusunda hem Kudüs konusunda tavizler veriyor hem de İran konusunda onların istediğini yapıyor. Dolayısıyla e, Büyük İsrail Projesini desteklemek suretiyle kendi içerisindeki bu takıma destek vermiş oluyor. Bu takımın içerisinde yer alan bir Pence var. Bunun içerisinde yer alan bir Pompeo var. Bunun içerisinde yer alan bir Bolton var. Bu üçü dikkat ederseniz olayı götüren adamlar netice itibariyle. Venezuela konusunda da aynı şeyi gördük. O zaman Trump ne kadar hürdür bu konuda tartışılır. Dolayısıyla yeniden seçildiği zaman ne olur o da tartışılır. Ama vaka odur ki Türkiye ile Amerika'nın çıkarları Suriye'nin geleceği konusunda hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Çünkü orada bir terör devletine biz hayır diyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne biz evet diyoruz ama üniter yapıya evet diyoruz. Amerika üniter yapıya evet demiyor. Amerika Suriye topraklarının bölünmesine ve federatif bir yapı içerisinde en kötü şartlarda Suriye'nin parçalanmasına evet diyor. Dolayısıyla bizimle Amerika arasında bu noktada fikir birliğine varmamız mümkün değil. Peki nasıl çözülecek sorun? Bu şekilde çözülemez. Dolayısıyla Suriye rejimiyle Türkiye'nin burada işbirliği yapması gerekiyor. Çok açık söylüyorum. Böyle bir durumda Suriye'nin düşünceleriyle bizim düşüncelerimiz Suriye'nin geleceği konusunda örtüştüğüne göre, gerek İdlib konusunda zaten biz işbirliği yapıyoruz Rusya ve İran üzerinden. Dolaylı bir. Dolaylı iş. olarak. Evet. bizim direkt olarak da yapabiliriz. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Suriye rejimiyle kuvvetler birleştirilirse Suriye Demokratik Gücü denilen PKK PYD etkisiz hale getirilir. Ve böylece de facto durum ortaya çıktığında da Amerika'nın yapacağı bir şey kalmaz. Hiçbir şey yapamaz. Bir de Türkiye S-400'leri alır ve sistemi ülkesine kurarsa havadan gelecek her türlü tarzı da bertaraf etmiş olur. Nitekim Amerika'nın maalesef donanmasının projeleri var. Bu e, proje e, her sene çıkan bir kitap var. E, Amerikan donanmasının bağlı olduğu Amerikan e, Deniz Kuvvetleri e, enstitüsünü çıkardı ki Stavridis o işin başında. O da e, İzmir'den giden bir Rum ailenin çocuğu Or Amiral Stavridis. Türk donanmasını ani bir baskınla yok edip böylece Doğu Akdeniz'i tamamen Amerikalıların kontrolüne almak ve böylece Kıbrıs adasındaki Türkleri de oradan çıkarıp onları azınlık haline dönüştürüp orayı bir Rum adası haline getirmek ve Türkiye'yi de böylece Antalya Körfezi'ne hapsetmek. Yapmak istedikleri şey bu. Şimdi bunu önlemek için Türk donanması tatbikat yapıyor. Yine bir tatbikat yapacak şimdi. Evet. Üç denizde birden. Niye yapıyor bu tatbikatları? Amerikalıların, Yunanların, İsrail'in müştereken ki buna Mısır da maalesef eklendi. Güney Rum kesimini de sayalım isterseniz. Dolayısıyla bunların bir oldu bisti yapıp bir baskın yapmalarını önlemek için yapıyor. Ee, Mavi vatan tatbikatı yapıldı bitti başarılı. Üç denizde değil mi? Evet. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de. Şimdi yenisi yapılacak. İşte S-400 meselesi burada çok büyük bir önem arz etmektedir. S-400 olduğu zaman da havadan bu şekilde bir ani baskın yapmaları imkanı kalmayacaktır. İki eleştiri gündeme dolayı, Onun için bundan, dolayı. Onun için bundan Israrla, dolayı. Sayın İmai, evet. yani ısrarla. Evet. Birinci süreçte işte, Türkiye ekonomik açıdan çok kötü. Evet. O yüzden S-400 almamalıyız. İkincisi de evet. teknik açıdan. F-35'lerle uyumlu değil. Efendim şimdi ne diyorsunuz? Efendim şimdi S-400 bir savunma sistemi, evet. NATO'nun kontrol edemediği bir sistem. Bütün korkuları da bu. Dolayısıyla geldikleri zaman da NATO uçaklarının Amerikan uçakları da dahil olmak üzere e, düşman uçağı olarak kabul edecek ve onları indirecek aşağıya. Neden Venezuela'da gelemiyorlar? Bundan dolayı gelemiyorlar. E, Türkiye'de e, 15 Temmuz olayında bunu açıkça gördü. Kendi uçakları geldi. Ülkeyi bombaladı. Şimdi başkaları da gelsin mi Türkiye'yi bombalasın? Biz buna izin verebilir miyiz? Veremeyiz. Veremeyeceğimize göre de böyle bir sisteme muhtacız. S-410 için kullanmamız gerekiyor. Bu çok açıktır yani. Ha, Gelelim F-35'e. Yeni tip bir avcı uçağı. Bu yeni tip avcı uçağını eğer vermezlerse Türkiye onun yerine başka avcı uçağı bulabilir. Hiç problem değil. Netekim ben muhtelif yayınlarda da bunu söyledim. Hiç buna itiraz eden falan da çıkmadı e, ee, Alman Hava Kuvvetleri'nin, Alman basınında açıkça yayınlanmıştır bu, bir raporu var. Bu raporda diyor ki F-35 uçakları uçması gereken sürenin dörtte birini ancak uçabilmektedir. Dörtte üçünü uçamamaktadır. Bu bir skandal. İkincisi attığını vuramamaktadır. Dolayısıyla bu ikisi olduğuna göre biz Amerika Alman Hava Kuvvetleri olarak 100 tane alacağımız F-35 yerine bunları almayalım ve biz mevcut Tornado uçaklarımızla, mevcut modernize edilmiş F-16 uçaklarımızla ve bu Eurofighter'larımızla yola devam edelim diyorlar. Eğer bu doğruysa ki bunun yanlışlığını Amerikalılar hiçbir şekilde ortaya koyamadılar şu ana kadar. Bu bir skandaldır. Bay Trump'ın her şeyden önce 1 trilyon dolar yatırım yapılmış olan F-35 projesini yapanları ve bu duruma sokanları e, sorguya çekmesi gerekir, cezalandırması gerekir. Oranın devlet başkanı olarak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1 trilyon dolar para harcamış oluyor diğerleriyle beraber. Biz de verdik oraya birkaç milyar dolar. Dolayısıyla 2000 tane F-35 alacak Amerikan Hava Kuvvetleri. O zaman Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hali duman demektir eğer bu böyleyse. Şimdi bakın netekim Japonya'nın da benzer açıklamalar yaptığını duyuyorum. Bu da basına intikal eden bilgilerden. Açık enformasyon. Demek ki Türkiye'ye F-35'i vermeyiz diyerek bu şekilde bir takım tehditlerde bulunmaları kendi aleyhlerine olur ekonomik olarak bakıldığı zaman da o zaman kaybeden kendileri olur. Türkiye onun yerine çok daha iyi bir sistemi alarak yoluna devam edebilir. Gelelim ekonomik meseleye. Ekonomik meseleyi bir silah olarak Türkiye'ye karşı kullanıyorlar. Türkiye'nin ekonomi politikası esasen şu bakımdan yanlış. İhracatı ithalatından az. 150 milyar dolar ihracat, yuvarlak 250 milyar dolar ithalat. 100 milyar dolar açık. Şimdi bunu azaltmaya çalışıyoruz. Bu azalmadığı için borçlarımız arttı. Şu anda 450-500 milyar dolara yakın bir borç var. Dolayısıyla bizim bu borcu çevirmemiz lazım. Bize yanlış empoze edilen Kemal Derviş'in malum politikası nedir? Borcu borçla çevirebilirsin, önemli değil. Şimdi borcu borçla çevirmeye alışan bir ülke, el parasıyla geçinmeye alışan bir ülke bu gerçeklerle karşılaşınca borcu borçla çeviremez bir duruma gelmiş görünüyor şu anda. Yani ekonomik kriz dediğiniz şey bu. Bu aşılabilir. Yalnız burada Türkiye'nin kesin tavrını koyması lazım. Amerika şayet burada düşmanca bir tavır sergilerse ki sizi ekonomik olarak mahvederiz diyerek bu düşmanca tavır sergilemiştir, bunu devam ettirecek olursa bu sonuçta Amerika Türkiye'yi kaybeder, tamamen kaybeder ve kaybettiği zamanda da Amerika'nın bu bölgede gücünü devam ettirmesi mümkün olmaz. Çünkü ne İsraille ne de bir başka suudlarla bu işi devam ettirmesi mümkün olamaz. O bakımdan. Amerika'nın aklını başına toplaması lazım politikasında ve bizim de dik durmamız lazım. Ve Türkiye'nin içerisindeki bütün kuvvetlerin muhalefetle dahil olmak üzere beraber dik durması gerekir. Ben üzülerek söylemek zorundayım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu sözcüsü Sayın Ünal Çevik'os. Ünal Çevik sorumlu. sorumlu ve genel sorumlu başkanımız. Son, ki eski dışişleri mensubudur. Evet, diplomatayız. Nasıl oluyor da Washington'un ağzıyla konuşabiliyor? Ne C kadar cumhuriyet kazatıyor bu aldı. Okudunuz yani mu Yani utanç var? verici bir şey. Ben çok üzüldüm. Yani Dışişleri Bakanlığı adına da üzüldüm. Böyle bir kimsenin orada böyle bir açıklama yapabilmesine. Buradan çıkan sonuç şudur. Türkiye'nin içerisinde de beyni maalesef etki altına alınmış olan, Amerikan ağzıyla veya Washington ağzıyla diyelim konuşan bir takım insanlar var ve bunlar da Türkiye'ye hiçbir şekilde fayda getirmiyorlar. Bence zarar veriyorlar. Dolayısıyla birlikteliği korumak lazım. Ben biraz önce Venezuela'yı konuşurken niçin Guaido'yu e, yanlış yerde duruyor diye söyledim ve e, hakim önüne çıkarılması gerekir dedim. Aynı şeyin Türkiye'de de yapılması gerekecektir günün birinde. Çünkü bunun çok açık bir ifadesi şudur: Türkiye'nin birliğini ve Türkiye'nin egemenliğini tehlikeye atmak demektir bu. Öyle değil mi? Bunu yapamazsınız. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan tatbikat yapıyor, bir taraftan şehitler veriyoruz. Bu şeye karşı, teröristlere karşı. Bu teröristler de sınırda yığılmış vaziyette. Her an Türkiye'ye girebilirler. Suriye sınırı da biliyorsunuz düz bir yer. Yani Irak sınırı gibi değil. Dolayısıyla şimdi işin en acı tarafı şunu da duyuyorum. Amerikalılar bu e, şeye, PYD'cilere, PKK'cılara e, uçakları düşürebilecek e, stinger füzeleri veriyorlar. Yeni sevkiyatlar kapsamında. Ve yani. onları eğitiyorlar. Bu ne demektir? Türkiye ile hasım olmak demektir. Hangi yüzle ee, Bay James Jeffrey Türkiye'ye gelerek e, Amerika ile Türkiye'yi yakınlaştırmaya çalışıyor. Yani buna bir cevap vermesi lazım Bay Jeffrey'nin. Bu Stinger füzelerini ne şekilde veriyorlar? Efendim ondan sonra biz oradaki silahları kontrol altına alacağız. Siz kimi kandırıyorsunuz? Çocuk mu aldatıyorsunuz? Yani bu şekilde davranılabilir mi? Atatürk bugün mezardan çıksa ilk vereceği cevap oturun oturduğunuz yerde olacaktır. Siz Türkiye oyun mu oynuyorsunuz demektir. Bu olamaz yani. Nitekim rahmetli İsmet Paşa da bunu yaptı. 1964 senesinde o zaman meşhur Johnson mektubu geldiği zamanda ne yaptı e, İsmet Paşa? İsmet Paşa ki Türkiye'nin Batı blokunda yer alması için gayret sarf etmiş olan kişidir biliyorsunuz. Yani bizim NATO'ya girmemiz veya Batı blokunda yer almamız İsmet Paşa'nın başlattığı hareket sonucunda olmuştur. Yani yalnız Demokrat Parti yapmamıştır bunu. Şimdi öyle baktığınız zaman da Johnson mektubu gelince diyor ki Johnson mektubunda eğer diyor sizin diyor katledilmiş olan soydaşlarınız dolayısıyla siz Kıbrıs'a bir harekat yaparsanız o zaman NATO'nun 5. maddesi çalışmaz biz sizi korumayız Sovyetler Birliği size karşı e, hücuma geçtiğinde biz sizi korumayız diyor. Onun üzerine İsmet Paşa o zamanki e, sanayi bakanı Muammer Erten'e diyor ki Muammer biz niye girdik bu NATO'ya? Girmemizin tek sebebi nükleer şemsiyenin altına girmekti değil mi? diyor. Şu andan itibaren sen yarın uçağa biliyorsun Moskova'ya gidiyorsun ve Sovyetler Birliği'nin şu mesajı götürüyorsun. Diyorsun ki biz şu andan itibaren e, NATO'nun Sovyetlere en yakın kanadı oluyoruz. Oraya gidiyor Muammer Erten kırmızı halıyla karşılanıyor ve o zamanki Sovyet yönetimi ki Kosigin var başta. Diyor ki biz size hiçbir şekilde düşmanca bir harekette bulunmayacağız. Kıbrıs davasındaki soydaşlarınızı koruma hareketinizi destekliyoruz. Bakın ve bizden emin olabilirsiniz. Biz size o zaman 10 tane fabrika kuralım ki Türkiye'nin sanayileşmesi Türkiye'nin en büyük ihtiyacıdır. Bu fabrikaları da portakal ve limon karşılığında bize ödeyiniz. Bu fabrikalar İskenderun Demirçelik, Seydişehir Alüminyum, ikincisi yok. İskenderun demişlik bugün içinde hayati önemi var Türkiye için. Üçüncüsü Ali Arafinerisi, rafinerisi. Petkim kısmen e, asit borik fabrikası bandırma. Çayırova pencere cam fabrikası ki o sayede Paşa Bahçe pencere camı yapmayı öğrenip şu anda Rusya'daki bazı cam fabrikaları Paşa Bahçe'nin üretimindedir, kontrolündedir. Yani bu da enteresan, geliştirmişler ve Paşa Bahçe gibi bir kuruluş daha da büyüyor. Artı bunu e, rahmetli Demirel de devam ettiriyor bu politikayı. Onun için de Demirel'i indirdiler biliyorsunuz 71 muhtırasıyla. Şimdi bakın demek ki Rusya ile Türkiye'nin Sovyetler Birliği döneminde dahi yakınlaşması büyük önem taşımıştır. Ve İstiklal Savaşı esnasında İngiliz emperyalistlerine, Fransız emperyalistlerine karşı ki Amerikalılar arka plandaydı o zamanlar, e, Sovyetlerden gelen yardım Donanma vasıtasıyla Karadeniz'den 300 bin tona yakın ki bunu Sayın Amiral Cem Deniz çok açık bir şekilde açıkladığı bir programında 300 bin ton malzeme, mühimmat ve e, silah bizim e, istikrar savaşını kazanmamızda rol oynamıştır. Ondan sonra da Atatürk zamanında Lenin ve Atatürk arasındaki yakınlaşma Türkiye'nin planlı ekonomiye geçerek sanayileşmesinde ve kalkınmasında büyük rol oynamıştır. Ve ondan sonra 1964'te bakıyorsunuz gene aynı şey başlıyor. Şu anda da Türkiye nükleer santrali niye e, Rusya Federasyonu yapıyor da Amerikalılar yapmıyorlar, değil mi? Biz 50 seneden beri nükleer santral yapmaya çalışıyoruz. Niye başkası vermiyor? Niçin S400'leri biz Rusya'dan alabiliyoruz da Amerika'dan Patriotları dahi alamadık, öyle değil mi? Bütün bunları düşünmek zorundayız. Demek ki Türkiye. Rusya ile tarihi süreç içerisinde de eskiden karşı karşıya gelmiş olsalar bile aynen Almanya ile Fransa gibi çok yakınlaşmış iki ülkedir. Ve Rusya Türkiye'den vazgeçemez, Türkiye de Rusya'dan vazgeçemez. Evet. Amerika'nın bunu kabul etmesi lazım. Aynen Almanya ile Fransa gibi. Şu anda Almanya ile de Rusya çok yakındır. Esasen şu anda oluşmuş olan ittifak, adı konmamış olan ittifak... Almanya, Fransa, Rusya, Türkiye ve belki Çin'i de ilave edebilirsiniz. Böyle bir ittifak söz konusu. Aslında konuşuyor. Avrasya oluyor bu. Evet Sayın ve dolayısıyla Amerika burada çırak çıkmış durumdadır ve son teşebbüslerini yapmaktadır. Tehditler savurmak suretiyle bunu halledemezler. Ve Bay Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'yi yapmaya planladığı ziyaret umarım bir sırt sıvazlama değil. Gerçek anlamda Amerika ile Türkiye'nin karşılıklı saygıya dayanan dengeli bir politika yapmasına yardımcı olur. Çünkü Amerika bir taraftan laf olarak Türkiye'ye saygılı olduğunu, müttefik olduğunu söylüyor. Öbür taraftan Türkiye'nin altına oyuyor ve karşısında sürekli Türkiye'nin düşmanlarına destek veriyor. Bu yaptığı şeyler kabul edilebilir mi? Türkiye'nin altına oyuyor dediniz. Evet. İşte Stinger füzeleri bu, vermesi, PKK-PYD ye yeni sevkiyatlar yapması, tabii. Doğu Akdeniz'de sıkıştırması. Tabii, tabii. Şimdi Bir yandan da efendim, onu da yine sormak istiyorum. IŞİD e tabii bitti denilen Işidin lideri Bağdadi Evet. Bir görüntü verdi. Evet. Ve e, servis edildi tabii, görüntüler. Tabii tabii. Ve elinde de bir dosya var. Türkiye vilayeti. Tabii tabii. Adı e, yani bir dosya. Yani, bunu yani burada bunu da nasıl okumak gerekiyor. Aynı. Efendim, IŞİD dediğimiz organizasyonu Trump seçilmeden önce Obama'ya ve Clinton'a ne dedi? Dedi ki bu IŞİD denilen organizasyonu siz yarattınız dedi. Zaten WikiLeaks belgelerinde de bütün e, bu konuyu bilen herkes tarafından da bilinmektedir ki işiti yaratan Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat örgütü CIA'dır. Çok açık yani bu. Dolayısıyla işiti istediği yerde kullanıyor. Şimdi biraz önce söyledim, işitcileri aldı götürdü, Afganistan'a koydu, Taliban'la anlaşırken bunlarla İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor, Afganistan'ı karıştırmaya devam ediyor. Yani nerede isterse Afrika'da veya başka bir yerde veya Türkiye'de veya başka bir yerde dünyanın başka bir yerinde bu işicileri kullanmaya çalışıyor. Doğu Türkistan meselesi yani Uygur Türkleri meselesini de aynı yönde kullanmaya çalışıyorlar. Yani şimdi e, İdlib'deki e, teröristler arasında, Şam teröristleri içerisinde o yani El Nusra örgütü içerisinde 10 bin civarında aileleriyle birlikte Doğu Türkistan'dan gelen Uygur Türkleri olduğunu biliyoruz. E bunlar şimdi oraya gittiler ve onlar e, terörist olarak bize karşı da mücadele veriyorlar. E şimdi bunlar Çinle Türkiye arasındaki yakınlaşmayı da zorlaştırıyorlar. E şimdi bizim Doğu Türkistan'daki insanlarımızın haklarının daha iyi alınmasını sağlamamız Çinle karşı karşıya gelerek mi olur? Yoksa Çinle konuşarak, anlaşarak ve onların hayatını kolaylaştırarak mı olur? Hangisi doğrudur? Orada bir şeriat devletinin kurulmasını Türkiye Cumhuriyeti ister mi istemez? Türkiye'nin içerisinde de bir şeriat devletinin kurulmasını biz istemiyoruz. Biz layık bir ülkeyiz. Layık bir devlet olarak kalmak istiyoruz. Önemli bir özelliğimiz bizim bu. Öyle değil mi? Yani şimdi burada Doğu Türkistan meselesini Çin'de biz konuşarak halletmek zorundayız. Ama birileri orayı kaşıyarak bunu bize karşı kullanmaya, Çin'e karşı da kullanmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir şey mi? Doğu Türkistan'a bunun faydası var mı? Doğu Türkistanlara bunun faydası var mı? Yok. O halde onu yapmamız lazım. Bakın yani burada yeri gelmişken başka bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Esasen bu söyleyeceğim şey daha uzun konuşulması gereken bir şey. Ama... Burada bunu mutlaka söylemem lazım. Bakınız, birinci körfez krizi esnasında Amerikalılar biliyorsunuz bir takım füzeler attılar ve bir takım mühimmatlar kullandılar. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde verdiğim derslerde de rahmetli Ahmet Demir Hoca ile beraber bu konuyu da işlemiştim. O zaman birinci körfez harekatında, baba boş zamanında dahi atılan bu mühimmatların bir kısmı, diyorum o tarihte 300 bin civarındaydı bu mühimmatlar, Bunlar füze şeklinde atılıyor ve uranyumdan yapılmış. Yani özgül ağırlığı çok daha fazla çelikten tankı delip geçiyor, ama aynı zamanda radyoaktif. Bütün bölgeyi radyoaktif hale getirdiler. Oradaki o tanklar dahil ve toprağı radyoaktif hale getirdiler, suyu radyoaktif hale getirdiler ve oradaki insanlar, bununla temas halinde bulunan siviller, askerler de dahil, maalesef radyoaktif radyasyona tabi oldukları için kanser oluyorlar. Yani kan kanseri ve başka kansere uğruyorlar. Şimdi e, bu suyu içen, bu topraktan beslenen, bu sivil halkı bu hale getirmeye ne hakları var? Bir sürü insanı öldürdüler, bir buçuk milyon insana demokrasi getiriyoruz diye. Ama orayı radyatif olarak kirlettiler. Ve çok uzun bir zaman için orası radyatif olarak kirlenmiş olarak da kalacak. Kendi askerleri de oraya giden, kendi askerleri de Maalesef bu radyasyona tabi olmuşlardır ve Amerika'ya döndüler. Belki 20-30 sene sonra onlar da kan kanserinden ve kanserden öleceklerdir. Amerikan halkı bunu bilse acaba bunu kabul eder mi? Ve işin enteresan tarafı bu e, füzeleri 2. Körfez krizinde de Irak'ı işgal esnasında kullandılar. Ve maalesef Afganistan'da da kullanmışlar. Oraları da radyatif olarak kirletmişler. Ve işin enteresan tarafı bu şekil kirlenmiş e, genlere sahip olan kadınlardan ve erkeklerden dünyaya gelen çocuklar anomali gösteriyorlar. Yani iki kafalı, üç gözlü, garip yaratıklar çıkıyor ve yaşamıyorlar. İnsanları bu hale getirmeye kimin hakkı var? Türkiye'ye karşı siz Ermenileri katlettiniz deyip sözde sökürüm diye bir şey iddia eden, yalan bir şey iddia eden bu insanlar kendi yaptıkları şu açıkça insan katliamı anlamına gelen jenosit konusunda niçin susuyorlar? Radyoaktif jenosit yapmış durumdalar. Gerek Irak'ta, gerek Afganistan'da, gerekse bakın Bosna Hersek'te de yapmışlar. Bu mermileri orada da kullanmışlar. Bunu Somali'de de kullanmışlar. Peki niçin bağımsız olan bir takım bilim adamları gidip oralardan numuneler alıp bunları yayınlamıyorlar? Çünkü üstünü kapatıyorlar. Bakın bunu yapar iki Alman bilim adamının yaptığı çalışma bugün e, ortada. Fransız bilim adamlarının yaptığı çalışmalar ortada. Iraklı bilim adamlarının yaptığı çalışmalar ortada. Yani nükleer çalışma yapan insanlar bunu biliyorlar. Uluslararası toplantılarda da bu dile geliyor. Ve bakınız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 144 ülkenin kararıyla bu şekil mühimmatların kullanılması yasaklandığı halde 4 ülke buna karşı çıkıyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa ve İngiltere'dir. Utanç verici bir durum. Yani şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla yasaklanmış olan bir silahı Amerikalılar halen kullanmaya devam ediyorlar. Buna ne diyeceğiz peki? Bu nedir? Ne diyeceğiz buna? Bu jenosit değil midir? Aslında Soykırım Sayın İber, bu radyoaktif füzelerle ilgili daha çok kamuoyu oluşturması. Efendim var, bir bu an, konu Amerika'nın kendi içinde de oluşturulması gereken evet. bir şey. Amerika'nın kamuoyu bunu bilse bu adamları mahveder yani. Kabul etmez. Bilmediklerini Bil, düşünüyor Bilmiyorlar. Bilmiyorlar maalesef. Ve bakın oradan giden askerler Vietnam Savaşı sonunda nasıl bir takım e, travmalara uğramışlarsa şimdi de fiziki hastalıklara uğrayacaklar. Demek ki burada silah tacirleri, Amerika'daki belli silah ticareti yapan şirketler insanlık dışı bu davranışları sergilemiş durumdalar. Peki niye susuyoruz biz bu konuda? Niçin bu konuda çalışma yapmıyoruz? Esas jenosit bu. Esas soykırım bu. Birleşmiş Milletler'in gündemine taşınması gereken bir Aslında konu bu. Aslında Ankara'nın da hükümet karşısında evet, gündeme getirilmesi Getirilmesi gereken bir konu bu. Bakın şimdi yeni bir e, mücadele olsa Bilfars ta, e, bu istediklerini yapmadıkları için e, şeye Tahran'a karşı, İran'a karşı bu şekilde havadan bir taarruz yapsalar ve bu şekilde radyatif silahlar kullansalar aynı zamanda orayı da kirletecekler. İsrail'in Filistinlere karşı bunu kullanmadığını nereden biliyoruz? Ben bilmiyorum. Dolayısıyla oraları da incelemek lazım. Bütün bu toprakları incelemek lazım. Karşı çıkan ülkelerin arasında İsrail de var çünkü. O zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Siz dünyayı kirletiyorsunuz, insanlığı mahvediyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Ondan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Hangi demokrasiden? Hangi insan haklarından? Siz önce insan haklarını kendiniz uygulamanız lazım. Uygulamıyorsunuz. Amerika'ya bunun hesabı sorulması lazım. Şu anda sorulması gereken şey bu. Bay Trump'a da sorulması lazım bunun. Bay James Jeffrey'e de sorulması lazım. Siz o zaman hangi yüzde burada hangi görüşmeyi yapıyorsunuz? Değil mi? Bu doğru bir şey mi yani? Ya bunu herkesin sorması gerekiyor. Bütün insanların, bütün gençlerin, bütün kadınların, halkın. Ama halk bunu bilmiyor. Ondan sonra tutuyorlar şimdi dördü birden bir televizyon kanalı kuruyorlar. Youtube'da. Ben bu televizyon kanalında hadi bakayım bunu bir yayınlasınlar da göreyim. Evet. Hadi hadi göreyim size. Çin zulmünü yayınlıyorlar. Zulm e, BBC, e, Fransız Kanalı 24 ve Voice of America birlikte bir zahmet şu radyoaktif olarak Irak'ın kirlenmesine, efendim Afganistan'ın kirlenmesine, Somali'nin kirlenmesine, Bosna Erkek'in kirlenmesine bir anlatsınlar. Birleşmiş Milletler'de çıkmış olan bu kararı bir ele alsınlar. Sosyal medyada da bir göreyim ben bunu. Niye sosyal medyada görmüyorum ben bunu? Niçin? Eften püften konularla uğraşıyorlar. Demek ki insanlar da algı yönetimi yaratıyorlar ve gerçek meseleyle uğraşmaktan insanları uzaklaştırıyorlar. Yaptıkları şey bu. Bu tamamen yanlış. Yani demek ki dünyada kritik düşünen, kritik analiz eden, doğru dürüst hareket eden insanlara ihtiyaç var. İnsanları yanlış bilgilerle bombardıman etmemek lazım. Şu radyatif kirlenme konusu çok ciddi bir konudur. Bunun açıklığa kavuşması gerekir. Evet. Bu silahlar yasaklanmıştır. Bu yasaklanan silahları kullanmışlardır. Ve oradaki hurdalar da kirlenmiştir. O hurdaları kim aldı kullandı acaba? Yani acaba bizim arkocakçılar onları alıp onu demir olarak kullandılar mı? Çok merak ediyorum. Ve mesela Almanya'da, Danimarka'da ve benzer ülkelerde hurdalar e, geldiği zaman gemiyle bir ülkeye orada e, Geiger cihazı koyuyorlar vince. Geiger cihazı onu ölçüyor. Eğer içerisinde radyatör malzeme varsa onu gönderiyor. Çünkü o hurdalar o, o mühimmatla karşılaştıkları için o mühimmatta radyatör hale geliyorlar. Sonra kamyonla fabrikaya geldiğinde fabrikanın kapısına iki tane gayger cihazı koymuşlar. Kamyon geçerken ölçüyor. Orada da kontrol ediyorlar. Sonra hurda meydanına geldiği zaman da oradan vinç alırken onu da kontrol ediyorlar. Yani ülkelerine radyoaktif hurdayı sokmuyorlar. Peki dünyanın en büyük hurda alıcısı Türkiye Cumhuriyeti ve bizim buradakiler acaba bu dikkati, bu hassasiyeti gösteriyorlar mı? Irak'ta burnumuzun dibinde Oradan gelen bu hurdalara acaba bu incelemeyi yaptılar mı? Çok merak ediyorum. Demek ki e, bizim üzerinde durmamız gereken bir sürü ana mesele varken burada milleti aldatmanın, uyutmanın bir manası yok. Yani e, aslında burada, Sayın İmer, bu radyo, radyoaktif füze konusunu Rusya ve Çin'in de gündeme getirmesi gayet tabii Birleşmiş Milletler'de e, en azından tabi, nesinde. Tabii e, yani. tabii ama bizim e, özellikle mağdur olan ülkeler adına bizim getirmemiz gerekiyor. Tabi. Çünkü bunlar Müslüman ülkeler. Dikkat evet. edin. E, şey Bosna Hersek Müslüman, Irak Müslüman, Afganistan Müslüman, eee Müslüman. E, Güvenlik yani, konseyinde oldukları için söyledim de. Evet. evet. Yani ama bakın yani şimdi Bunlar her yere istedikleri gibi havadan müdahale edip, peki niye şimdi o zaman şu da ortaya çıkıyor? Amerikalıların buraya asker göndermesi mümkün değil. Neden? Çünkü askerlerini gönderirse radyoaktif ışımaya tabi olacaklar için onun yerine işitçileri göndermek veya PKK peyderleri göndermek daha uygun. Çünkü ölürse ama onlar askerleri da... de var aynı zamanda sayın. Ama az. az onlar evet. da on, onlar da az ve, ve çoğunluğu Blackwater ah, diye. Onun için özetilir, kendi as Onları var. da gönderemezler. Çünkü onlar da radyoaktif ışınmaya tabi kalacaklar. Anlatabiliyor muyum? Ama şu anda var olduklarını biliyoruz. Ama e, işte onlar da bu hastalıklarla karşılaşacaklardı. Evet. Onların da bunu bildiğini pek zannetmiyorum. Bilseler herhalde para karşılığı hayatlarını satmazlardı. Değil mi? Yani yeri dönmeyi düşünebilirler e, gay Gayet tabii. Evet. Onun için Amerikalıların kendi silahlı kuvvetleri mensuplarını göndermemesinin arkasında belki de bu yatmakta Belki de bu yatmakta. Evet. Şimdi efendim, anlattıklarınız aslında çok önemli. Ve Türkiye'ye nasıl bir baskı kuruluyor Amerika tarafından bunu çok net bir şekilde özetlediniz. Evet. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da esasen hem ekonomideki gidişatı görerek, hem de Amerika'nın hem Doğu Akdeniz'de evet. hem Suriye'de hem Karadeniz'de evet. Türkiye'yi çevreleme politikasını e, görerek... Bir Türkiye ittifakından bahsettiği söylendi. Evet. Yani tabi Erdoğan da çok net bir şekilde tarif etti. Dedi ki milli konularda bir araya gelmemiz gerekiyor. Evet. Dedi. Çok açık bir şekilde tarif etti. E, siz bu Türkiye ittifakının önemine dair neler söylersiniz? Evet. <laughs> Özür diliyorum. Özellikle e, hükümet programına dönüşmesi anlamında Türkiye. ...ittifakı konusunun... E, ...görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani evet. etek kemiğe... bürünmesi anlamında... Evet. ...neler söyleyebiliriz? Yani... ...kabinede bir ortaklık mı olmalı? Yoksa evet. daha farklı bir... E, ...tasarım mı ortaya koymamız gerekiyor? E, şimdi... E, ...hani Türkçe'de bir atasözü vardır... ...bıçak kemiğe dayandı diye. Bana kalırsa bıçak kemiğe dayanmıştır. Şu anda durum çok açık. Gerek ekonomik olarak... Gerek askeri olarak gerek siyasi olarak. Türkiye pozisyonunu açık olarak ortaya koymuştur. BK meselesi derken bu kastedilmektedir. Doğru bir şeydir. Burada Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu ortaklık esasen bu hedefe yönelik olarak çalıştığını söyledi. Ve başkanlık sistemi de bunun için getirdik dediler. Fakat ben şunu söylemek zorundayım. Kuvvetler ayrılığı belli ölçüde gerekmektedir. Çünkü kuvvetin yanlış yerde kullanılmasını önlemek, parlamento'nun tekrar önem kazanmasını sağlamak son derece önemlidir. Yargının da bağımsız çalışmasını sağlamak aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla hükümet yani uygulama tarafında ve her konuda bütün kuvvetlerin Türkiye'de birleşme zamanı gelmiştir. Herkesin ben iktidar olacağım mücadelesi yerine mevcut olan kuvvetlerle birleşerek ve realist olarak, gerçekçi olarak bir hükümet kurup bu problemleri müştereken çözmesi gerekmektedir. Yani gerek ekonomik sorunları yaparken birlikte hareket etmeliler, gerek siyasi problemleri çözerken yurt içinde ve gerekse de dış politikayla ilgili konularda. Bu birliktelik pozisyonumuzu da güçlendirecektir ve bize olacak olan destekleri de artıracaktır. Karşı tarafı da çekilmeye zorlayacaktır. Karşı tarafın bütün yapmaya çalıştığı şey Türkiye'yi parçalara ayırarak, gruplara ayırarak birbirine düşürmeye çalışmaktır. Bunun karşısındaki olan şey de Türkiye ittifakıdır. Bu anlamda Türkiye ittifakını yapmak bütün siyasi partilere düşen bir görevdir. Müşteriken yapılması gereken bir şeydir bu. Hatta partilerde organize olmayan vatandaşlara da. Çünkü Türkiye'de herkes siyasi partilerde organize olmamıştır. Onun dışında da sivil toplum kuruluşları vardır ve Türkiye'de bütün bunların katılımıyla Türkiye için doğru olan şeyleri hep birlikte yapmamız lazım. Bakın ben çok çeşitli problemleri işaret ettim. Burada tamamen liberal ekonomiyle problemin mesela ekonomiden bahsediyorsak evet. çözülemeyeceğini anlamamız lazım. Devletin öncülüğünde pek çok şeyi yapmamız gerekmektedir. Savunma sanayinde kısmen bunu yapıyoruz. Devletin öncülüğü demek devletin de iştirakiyle, özel sektöründe, yabancı sermayenin de iştirakiyle aynen Çin'de olduğu gibi bizim ekonomik bir atılım yapmak mecburiyetimiz var. Ve bu üretimi bütün alanlarda yapmamız lazım. Şimdi bakın mesela bir milli tarım politikası diye bir şeyden bahsediliyor. Bir bakıyoruz, tek bir şirketin eline bunu veriyorsunuz ve yabancı yabancı şirketlerin kontrolüne giriyor. Buna izin veremeyiz. Yani Türk insanı hürdür, hür üretmek ister. Hür üretirken devletini yanında görmek ister. Ama hiçbir şekilde yabancıların oyuncağı olmak istemez. Ama Sayın o konuda da tanıtım istemez. ertelendi. Efendim tanıtım Şimdi yeni ertelendi. Yeni görüşlerin alınacağı belirtiyor. E, tanıtım ertelendi evet. olabilir ama ana fikir yanlış. Dolayısıyla sizin burada... Karma ekonomik modele gitmeniz lazım. Mesela bir Ereğli Demirçeliği yaparken yapılmış olan karma ekonomik model başarılı olmuştur. Neden Erdemir modelini ilk kurulduğu zamandaki özel sektör, devlet ve yabancı sermaye ortaklığıyla başarılı olarak yürüyen bir modeli diğer kamu iktisadi kuruluşlarına tatbik etmediniz? Neden yapmadınız bunu? Yanlış. Tamamen yanlış. Her şeyi özel sektöre terk etmek demek liberal ekonomiyle birilerine teslim olmak anlamına gelmektedir ki bunun yürümediği görülmüştür. Ne Doğu Anadolu'da ne Güney Doğu Anadolu'da ne de büyük projelerde biz bunu yapamıyoruz. Hadi bakalım özel sektöre dayanarak bir nükleer santral yapın da göreyim sizi. Yapamazsınız. Evet. Veya özel sektöre dayanarak Türkiye'nin elektrifikasyonunu veya Türkiye'nin devir yolu politikasını götüründe göreyim bakayım. Veya limanınızı niye filoz projesini devlet olarak yapmak zorunda kaldınız? Özel sektör yapmadığı için. Özel sektör kar edeceği kolay başarı sağlayacağı yerlere girer. Onun için sizin özel sektörü sokarken de bunu düşünerek devlet ve yabancı sermaye ile beraber gelmeniz lazım. Güvence vermeniz lazım. İçinde olmanız lazım. Bunu anlatamıyoruz. Yani bir takım yanlış kafalar burada devrededir. Bu yanlış kafaların düzelmesi lazım. Evet. Biraz önce dış politikada da söyledim yanlışlığı. Washington'daki belli kanadın ağzıyla konuşan sözcülerle bu iş olmaz. Sayın İmer çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim. efendim tabii Venezuela'dan Suriye'ye ekonomiden evet. ekonomideki sorunlardan Türkiye ittifakı meselesine birçok konuyu konuştuk. Evet. Değerli katkılarınız için tekrar sağ olun efendim. Değerli izleyenler Başkent Kulisi'nin bu hafta da sonuna geldik. Bir sonraki hafta yine çarşamba günü saat 21.30'da görüşmek üzere hoşça kalın.